Bu videoda sizinle yüzde birlik içeren ondalık sayılarda çıkarma işlemlerinin nasıl yapıldığı üzerinde konuşmak istiyorum. Örneğin 0,69 ya da 69 yüzde birlikten 0,34 ya da 34 yüzde birlik çıkarmak istediğimizi düşünelim. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu çıkarma işleminin sonucunu kendi kendinize bulmaya çalışın. Bu soruyu farklı şekillerde çözebiliriz. Bunlardan biri, bu sayıyı 69 yüzde birlik olarak yazıp, bundan 34 yüzde birliği çıkarmak. Elimde bir şeyden 69 tane varsa ve bundan 34 tanesini başkasına verirsem, elimde o şeyden kaç tane kalır? 69 eksi 34 işlemiyle bunu bulabilirim. 9 eksi 4, 5, 60 eksi 30 da 30 eder. Yani elimde 35 yüzde birlik kalır. Şuraya hemen yüzde birlik diye de yazalım. Tabii bunu 0,35 olarak da yazabiliriz. Aynı işlemi sayıları basamaklarına ayırarak da yapabiliriz. Nasıl mı? Şöyle anlatayım. Burada 6 onda birlik var, değil mi? Biraz daha düzgün çizeyim. Evet. 6 onda birlik var ve bundan 3 onda birliği çıkaracağız. Yani 6 onda birlik eksi 3 onda birlik artı 9 yüzde birlik eksi 4 yüzde birlik. Şimdi buradan da aynı sonucu elde edeceğimizi göreceksiniz. 6 onda birlikten 3 onda birlik çıkarırsak geriye 3 onda birlik kalır. Sonra 9 yüzde birlikten 4 yüzde birlik çıkınca da geriye 5 yüzde birlik kalır ve 3 onda birlik artı 5 yüzde birlik, 35 yüzde birlik eder. Yani ne yaptık? Onda birler basamağına 3, yüzde birler basamağına 5 yazarak 0,35 elde etmiş olduk. Ne yaparsak yapalım, aynı sonucu elde edeceğimizi anladınız değil mi? Hadi bir tane daha yapalım. Bu sefer biraz daha kolay bir şey olsun. Mesela 3 tam yüzde 43'ten 2'yi çıkaralım. Şimdi videoyu durdurun ve bu işlemin sonucunu kendi kendinize bulun. Tamam mı? Bu sayının 3 artı yüzde 43 olarak da yazılabileceğini düşünmüş olabilirsiniz. Eksi 2'yi de unutmayalım. Ve şimdi birlikleri ya da tamları çıkararak başlayabiliriz. 3 tane tamdan 2 tamı çıkarırsak geriye 1 tam kalır. Buna yüzde 43'ü de eklersek 1 tam yüzde 43 yani 1,43 elde ederiz. Evet, bu işlem biraz daha kolaydı öyle değil mi? Şimdi de bu iki işlemde gördüklerimizi kullanarak ilk bakışta göze biraz korkutucu gelen bir örnek daha yapmak istiyorum. Evet, 65,79'dan 42,58'i çıkaracağız. Videoyu durdurup işlemi kendi kendinize yapmayı denemenizi tavsiye ederim. Bu işlemi yapmanın da farklı yolları var. Mesela isterseniz bu sayıları basamaklarına göre ayırarak önce tamları yani 65 eksi 42 işlemini, sonra da yüzde birlikleri yani 79 yüzde birlik eksi 58 yüzde birlik işlemini yapabilirsiniz. 79 yüzde birlik eksi 58 yüzde birlik bu arada bu sayıyı 7 onda birlik ve 9 yüzde birlik olarak da düşünebilirsiniz ama şu an işlemi yaparken aynı şey cinsinden olduklarını düşünmek işimizi kolaylaştıracağından tamamını yüzde birlik olarak düşünelim. Hatta bunları o şekilde de yazalım. Bu 79 yüzde birlik, bu da 58 yüzde birlik. 65 eksi 42 kaçtır? 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır, 60'tan 40 çıkarsa da 20. Yani buradan 23 bulduk. 79 yüzde birlikten 58 yüzde birlik çıkardığımızda da geriye 21 yüzde birlik kalır. Bunu 0,21 olarak da yazabiliriz. Toplama işlemini yaptığımızda cevabımız 23 tam yüzde 21. Yani 23,21 çıkar. Son olarak az önce de söylediğim gibi bu tür işlemleri yapmanın birçok farklı yolu olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Anlaştık mı?